Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar yasal uyarı gördünüz, yatırım tavsiyesi değildir inceleyeceğimiz ise çok istek geldi. Ben de baktım ki vakti yaklaşıyor, ee, artık düzeltme bitmiş gibi bitti diye kesin bir kural yok. Anlatayım dedim. Yalnız. Bazı zekiler, bazı akıllılar, bazı uyanıklar diyor ki, kardeşim diyor hisse övün övün diyor göklere çıkarıyorsun. Ondan sonra da yatırım tavsiyesi değildir diyorsun. Şimdi değerli akıllı takipçim, değerli zeki takipçim. Şimdi adam gece kondusu vardır, saray yavrusu diye sana anlatır. Ana Allah sana akıl fikir vermiş. Sen onun saray yavrusu mu? Gece kon, kaçaklık gece kondu mu olduğunu bilmen lazım. Yani bir emlakçıya gece konduyu saray yavrusu diye e, satamazsın. Ama saf vatandaşa işte camiye yakın, pazara yakın, okula yakın diye satarsın. Ya da adamın hacimur artı var, Audi 7 diye BMW X7 diye sana pazarlamaya çalışır. Çünkü onun gözünde odur. Yani birileri hisse övdü diye sen almak zorunda değilsin. Bana güven demedim asla kimseye. Bana güvenmeyen arkadaşlar ben hisseyi bu açıdan inceliyorum. Benim videolarım eğitim videoları. Ben hisseyi şu şu şu, şu gerekçelerle beğeniyorum. Senin de kendi kriterlerin olacak. Kendi araştırma sistemin olacak. Ondan sonra kendi tecrüben olacak. Sen ona göre bakacaksın. Bu adamın söylediği kriterlere göre hisseler gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bu kriterlere göre yatırım yapsam zarar eder miyim? Etmez miyim? Hesabına gelirse bir otogalereci nasıl ki Hacı Murat'ı X7 BMW diye iteleyemiyorsan kıçı kırık altı boş bir hisseyi de iki çizgiye göre kandırılmaman lazım. Gece konduyu saray yavrusu diye almaman lazım. Sende bu bakış açısı bu e, finansal okur yazarlık düzeyi bu borsa deneyimi olmadığı zaman birisi şu hisse iyi dediği zaman gidip alırsın ondan sonra gelip videoların altına yazarsın mağdur oldum dersin kardeşim önce öğren önce tecrübe et şurada 830 tane video var bak bakalım tutuyor mu tutmuyor mu 3-5 yıl bekledin de kazandın mı kazanmadın mı benim anlattığım %100 tutan resim. Artık kendime hoşuma o gitti. Sen diyor resimlerle anlatıyorsun. Evet çizgilerle anlatmaktan iyidir. Daha görsel oluyor. Evet resimlerle yeni bir hisse anlatıyoruz arkadaşlar. k Anlatabildim mi? Yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmana göre ister alırsın ister almazsın. Ben ne anlıyorum? Onu anlatıyorum. Takipçi onu görmek istiyor arkadaşlar. Ben de onu anlatıyorum. Şimdi bu gördüğünüz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet Kiler'i görüyorsunuz. Durumuna bakıyoruz. Şu an arkadaşlar fiyat 2.55. Kapanış ne diyorsa 2.53 olmuş herhalde. Burada yazar 2.56. Yani burada 2.53 önceki kapanışı. Bir önceki kapanış 2.54. Anlamadım ama burada 2.56 yazıyor. Şimdi bu 256'ya göre arkadaşlar, bakın bir firmanın ödenmiş sermayesi, şu ödenmiş sermaye yazan ödenmiş sermaye, ee, SPK ile tasdiklenen onaylanan sermaye bu. Şu öz sermayesi de yıllara göre edilen karlara göre artar, edilen zararlara göre azalır. Bu öz sermaye e, ne kadar kar verebilir, bedelsiz verebilir mi? Onu gösterir. Firma kar ediyor mu, zarar ediyor mu? Onu gösterir. Bu da bir firmanın resmi olarak var olduğu, kabul edilen, beyan edilen, tasdiklenen sermayesi demek. Bu sermaye aynı zamanda kaç hissesi olduğunu da gösterir. Bunun 620 milyon hissesi var demektir. Bu 620 milyon fiili dolaşım oranı %46. %46'sı halka açık ol, e, olduğunu gösteriyor. F'de oran fiili dolaşım oranı. Şimdi bu fiili dolaşım oranı yani 620'yi 100'e bölüp 46.33'e çarptığın zaman 287 milyon lotu adet. 287 milyon 272.184 adet lot olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Defter değeri 122. Piyasa değeri 2.2 2.12 Şimdi bu 1 milyar 587 milyon bölü 747 yaptığınız zaman 2.12 Buna göre Ederinin 2 katından işlem görüyor demektir. Ancak burada çok büyük bir bilgi eksikliği vardır. Neden? Çünkü şu sermayesi 124'tü. Bölümdü. %400 bedelli yaptı bu düzeltildi 620 yapıldı. Ancak bu gelen sermaye öz sermaye eklenmediği için o 496 milyon mu? 400, evet 496 milyon buna eklenmediği için öz sermayesi az görünüyor. Dolayısıyla bu P'de yüksek çıkıyor. Bu defter değeri düşük çıkıyor. Defter değeri ne demek? Defter değeri arkadaşlar kafam durdu sabah sabah. Bu Öz sermayesinin defter değeri sermayesi de neyi neye bölüyorduk? Öz sermayesinin sermayesine bölünmesi diye hatırlıyorum. Şu an sabah sabah kafam yerine oturmadı. Defter değeri demek sermayesi demek arkadaşlar. Yani bu sermayesinin öz sermayesine oranlı defter değeri. Yani bu öz sermayesi bölü sermayesi olunca 1.22 çıkıyor. Ama bu halktan, halka arzdan, halka ne diyorlar? Bedelliden gelen 496 milyon buna eklenirse o zaman bölündüğü zaman hissenin defter değeri 2 lirayı geçer. Bu PD'de 2.12 olmaz da 1.10, 1.20 olur muhtemelen. Dolayısıyla ucuzlamış olur. Bu işin ne diyorlar? Kitabi bilgileri. 18 milyon bir kar etmiş. Bu net karı çok değil. Hatta hiçbir şey. Peki biz niye inceliyoruz arkadaşlar? Şimdi ben şurada bir şey hazırladım. Şimdi bu işte gördüğünüz arkadaşlar. Şunu yukarı kaldırabilir miyiz? Neyse kaybedebiliyormuşuz. Şunu yukarı kaldırabilir miyiz? Onu da kal. Şu yükselişe göre arkadaşlar bakın hisse düşüyor düşüyor düşür bir tepki gelmiş. Bir tepki gelmişse Buna ben birinci kandırma diyorum. İki gün çıkmış, üçüncü gün çıkmış. Ondan sonra çıkamamış bir daha vurmuşlar. Şimdi bu birinci düşüşün tepkisi bu. İkinci düşüş arkadaşlar bu çıkamayıp düştüğü için iki. Burada da demiş ki bu kadar düşüş yeter. Bir daha yükselmiş. O da başarısız olmuş. Bir daha düşmüş. Şimdi bu dördüncü çıkış. Bu beşinci çıkış. Bu ne demek arkadaşlar? Bu yelpaze. Düşüş bitti yelpazesi diyorum buna. Ondan sonra düşüş bittiyse arkadaşlar şöyle e, yatay yelpazesi başlar. Bu yatay ne kadar sürer Allah bilir. Bu ondan sonra yükselişe gider. Yalnız şunu haftalık yapayım arkadaşlar. Geçmişine de bakalım. Bakın şurada. Bak, ilk halka arzda da aynı süreç geçmiş. Bakın küçülünce minnacık bir şey görütüyor ama işte bu e, trading view'in özelliği bu. Büyütebiliyorsun geçmişteki ekranı. Büyüttüğün zaman geçmişten ne halt etmiş, şimdi ne olmuş? Bakın arkadaşlar aynı şekilde şöyle bir düşüş. Bakın düşüş burada bitmiş. Buraya da atılabilirdi de ben buraya attım. Daha büyük potansiyeller varsa oraya atıyorsunuz. Buradan çıkış olmuş. Bu bir yerde gidememiş, bir daha vurmuşlar. Ondan sonra arkadaşlar biraz küçülteyim. Ondan sonra bir yataylık, bir daha denemiş, bir daha denemiş. Buralara herhangi bir yere de atılırdı ama ben burada bittiği için buraya attım. E, bu şeyi ne oldu? Düşüş gerçek anlamda yani burada e, ilk çıkışı şuraya atsak ikinciyi buraya atsak üçüncüyü buraya atsak daha bir sürü düşüş olur. Dolayısıyla bu yelpazenin her zaman tuttuğuna dair yüzde yüz kesinlik yoktur. Yani bir düşüş bu böyle yatay tutup bir daha vurabilir. Yatay tutup bir daha vurabilir. Ondan sonra ne olmuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu e, yelpazenin şeyi gitti. Şu yelpazeden sonra arkadaşlar Altta bir çizgi çekip gördüğünüz gibi küçültünce görüyor musunuz? Ee, bir yataylık oluyor. Bu yataylık içinde inip çıkıyor. İşte yataylığı kırdığı zaman e, 3-4 kata gidiyor. Yani burada 28 kuruş dibi 28 kuruştan 67 kuruşa gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar tekrar bir yataylık oluyor. Şuraya da bir çizgi koyduğumuz zaman bakın bu yatayı burada deniyor 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 şurada kırdığı zaman tekrar bir kopuyor bir e gidiyor. Evet şimdi bu bu sonraki şu gördünüz mü küçüldüğü zaman anlamsız bir şey oluyor ama büyütüldüğü zaman bu geçmişteki e, hareketi gördünüz. Düşüş bittikten sonra e, bakın geçenki tam da bir önceki tepesine gelmiş. Bazen paralel çizgileri destek noktası olarak kullanıyorlar. İlla o öyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunu neden çizgilere güvenmediğimi Değişik hisseler üzerinden de göstermek istiyorum. E, şimdi. Az önce açıktı bir tane ise. Ha, şu ban Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Şimdi şuradan bir çizgi çekebiliriz. Şuradan bir çizgi çekeriz. Şuradan bir çizgi çekeriz. Şurada düşüş bitti gibi olur. Ama ondan sonra bakın. Şöyle deneyin. Bak bir denemiş. 2 denemiş. 3 denemiş. 4 denemiş. 5 denemiş. 6 denemiş. 7. de gitmiş. <laughs> Şimdi bu. O yüzden diyorum ki çizgiler benim için ölçü değil. Ben başka bir şeye bakıyorum. Bakın görüyor musunuz? Çizgiler her zaman tutacak diye bir şey yok. %100 yer çekimi kanunu değil. Ondan sonra bana diyor ki çizgilerle dala geçiyorsun. Ya yani ne yapayım çizgilerle dala geçmiyor. Bak burada bitmiş. E yukarı mı kopup gitmiş? Ondan sonra şuradan bir yerden istediğim bir yerden bir çizgi çekiyorsun. E başka bir çizgi bir yerden başka bir çizgi de çekersin. Yani herkes istediği bir yerden çeker. Yani burada dönüş olduğu için buradan da çekersin. Yani çizgi gerçekten ben çizgiyle iş yapmıyorum. Niye gösteriyorsun? Ya yüzde %70 tutuyor işte. O yüzden gösteriyorum. Niye göstereceğim yani? Bakın. İşte burada birinci değiş noktası, ikinci değiş noktası. Burası 3 değiyor. Bak burada 4 pat gelmiş 30'da nereye gideceğini bu yatay çizgide bekliyorsun. Şimdi her ya da şöyle yapalım. Tabii bu başka bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar çizgiyle olunca işte böyle oluyor. <laughs> Elmas da oluyor, üçgen de oluyor, beşgen de oluyor, sekizgen de oluyor. Şimdi bu, bakın bir kanal oluşturuyor. işte bu yatay kanal. Bu kanalı daha da yukarı koyabilirsin. Şöyle bir kanal. Ee, bu araya da bir tane ilk aldığım yere de bir tane şuradan bir tane daha atalım. Yani çizgiden çok ne yapalım? Çizgiyle iş yapılmayacağını işte şekil adı görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Birinci temas noktaları. ikinciler burada. Yarın üçüncü temas noktaları, üçüncü bir çizgi atabiliriz. Burada çana gelmesi beklenirken bir bir sonraki de olur. Evet, çizgi bu işte. Şimdi burada bu yelpaze oldu diye hisse uçup gitmiyor. Umarım anlaşılmıştır. <laughs> Şimdi ne zaman uçup gidiyor arkadaşlar? Ee, ne diyorlar? İyice insanları bıktırdığı zaman uçup gidiyor. Şekil ada gördüğünüz gibi yani birinci çizgiyi çizdik, iki çizdik, üçü çizdik, çizdik. Buradan kopacak gelecek diye bir garanti yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sinde bunun üstüne atabilmiş. İşte bu yataylığı kırdığı zaman buradan artık yeni bir e, kanala giriyor. Artık bundan sonra 30 kanalı çalışacak. E, ee, ne bunun adı? Bambit. Bu, 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 burada biraz oyalanacak. Onun üstüne atarsa Önceki tepesi olan 31-64'e gelecek. Biraz oradan uyarlanacak. Oraya geçerse de arkadaşlar artık 23-32 9-9 TL'ye de koy 32'nin üstüne. 41 e yolculuk başlar. Tabi o birden bire başlamış. Bu çizgiler bu kazma sapları boyu gider. Yani her, her böyle e, yelpaze olunca ki bazıları öyle anlatıyor. Uçacak gidecek diye bir şey yok. Örneğin şunda arkadaşlar Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi burası neresi arkadaşlar? 14 Ocak. 14 Ocaktan beri burada. Bakın 6-7-40. Yani bu aralıkta. Ben çizeyim. Görün. Çizgiler işe yarıyor mu? Yaz yaramıyor mu? Çizgilerle iş yapılır mı? Yapılmaz mı? Ben çizgiyle iş yapmıyorum kardeşim. İsteyen yapsın. Ama çizgi de önemli yani. Heh. Şimdi bu gördüğünüz gibi bu yataylık 11 aydır, 12 aydır sürüyor. Bu bazen e, 20 ay sürüyor. 20 ay sürüyor, 2 yıl sürüyor. 2 yılın sonunda bir koptu mu deli gibi kopuyor. Bütün ambalajlar, bu trekutsan, bütün ambalajlar kopup giderken bu hisse e, ele geçirilmiş Deutsche Bank tarafından gitmiyor. Bakın şurada düşüyor. Bu düşüşün birinci tepkisi. Bak şuraya aslında bir çizgi çizilir. Şurada bir tepki veriyor ikincisi. Şurada bir veriyor 3. Zaten burada 3 olmuş. Fakat daha büyük fotoğrafta baktığımız zaman bu daha büyük fotoğrafta da arkadaşlar çok güzel dönüş yelpazesi çizilebilir. Bu yelpazaya rağmen niye gitmiyor? İşte gideceğinin garantisi yok. Ben ne diyorum? Çizgiye göre iş yapmıyorum. Yapan yapsın. Bu yelpazeye göre dönüş yelpazesi. Gel gel yelpazeye gel. Şimdi buna göre mi hareket ediyor? Bakın e, bu birinci çıkıştan sonra bir hızlı uçmuş. Burada düşmüş. Tamam mı? Buradan tekrar bir denemiş. Onu da geçememiş. Ondan sonra yine bağlamış. Bakın hatta buradan bir sonrakine doğru da gelmeye başlamış. Ee, burada bir yataylığa bağlı. Bu hisse ne zaman adam olur? İşte şu 8 TL geçtiği zaman e, ne olacak bu? Evet. Önceki tepesi olan arkadaşlar 10.20'ye gidecek. O 10.20'yi de geçerse şuradan 5.80, 10.20 2.40 ekle 15 liraya gidecek. Fakat Şimdi bu çizgilere bakmadan önce şuradaki yükselişe bakmanız lazım. Bu hisse bir liradan 10 liraya gelmiş. 10 liraya gelen diyorum ki bu daha da 20 liraya da gidebilirdi. 30 liraya da gidebilirdi. Böyle tepe takla arkadaşlar 3 liraya da düşebilir. Paranızın %70'ini de kaybedebilirsiniz. Altı boş bir hisse olsa bu daha da aşağılara gelir. Yıllarda gitmez. Öyle hisseler de var. O yüzden böyle e, bayrak direği gibi çıkanların böyle Eyfel Kulesi gibi düşüşü olur diyorum. Ama herkes gelip canlı yayınlarda böyle çıkış yapanları soruyor. Böyle çıkış yapanların böyle 11 ay yatayı olur. Daha da 20 ay da olabilir. 30 ay da olabilir. Ne bileyim ben şimdi en beğendiğimiz hisse birinde grafiğini gösterelim. Bakın arkadaşlar bu çıkışın bu Eyfer kulesi zaten bu e, kulüp Bruj muydu? <laughs> Şu e, bir tane Arap ülkesindeki bulutlara delen onun üstündeki şey işte bu bina. Böyle yükselişin böyle düşüşü olur işte. Bu gördüğünüz Asersan arkadaşlar. Şimdi böyle yükselmiş arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Tam ee, ne diyorlar minareye çarlan kılıfını bulur hesabı ondan sonra böyle eşkenar üçgen düşüşü olur ondan sonra her hisseden eşkenar beklersiniz ama demiyorsun ki ya bu yine de bak yine de buraya gelmemiş bak burada durmuş niye karlılıkları devam etmiş işte gördünüz Türkler çadır hayatı yaşadığı için Orta Asya'da böyle çadır çadıra ilgi duyanlar var içimizden Bak çadır iyi değil diyorum. Bak böyle diyorum ki yavaş yavaş gitsin. Bak böyle yavaş yavaş gitsin. Böyle hızlı çıktığı zaman artık sen bu yükselişte yoksan belli bir süre sonra olma kardeşim. Bu düşüşe yakalanma ihtimalin de var. Şimdi bu süreç arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 Kasım 2017'de tepesini yapıyor. Evet. Çıkışı nerede oluyor arkadaşlar? Bu yatayları çizmek önemli. Bak çizgiler önemli işte bak. Şimdi çıkış bunun üstünde oluyor. Bak görüyor musunuz? Eee şurada iki ocak. Vaa bak iki yıl sürüyor. Gördünüz mü? Bu çadırın işlenmesi süreci 2 yıl sürüyor. Bu iki yıl sürecinde korkmadan taşıyabilirsen ondan sonra bir yıl içinde yüzde yüz para kazanıyorsun. On liradan Gördüğünüz gibi 20 liraya 19.80 20 liraya geliyor. Önce çıkıyor. Evet çizgiler very very important. Çizgiler candır. Temel heyecandır diyor. Temel boş hocam diyor. Ben çizgilerle kazandım. Yani şimdi buradan buraya destek desteği bu nereden rastgele alma. Nereden alacağız işte. Neye göre belirleniyor? Bakın önceki geçmekte zorlandığın nokta. Bakın burada bir kırılınca daha sert düşmüş ya. Bakın burada da bir destek. Burada da bir destek. Bakın şu çizgi, şu onralık çizgi bir temas ne kadar çoksa o kadar destek direnç görevi görür. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 defa buraya test etmiş. Yani bir şey olursa ilk geleceği yer daha buralar kırarsa 15. 15'ten sonra 10 da tabi bu arada da var. Kopma noktaları. Her yere paralel çizebilirsiniz. Ama büyük resmi uzun vadeli yatırımcıysan büyük resme bakacaksın. Bu büyük resimde arkadaşlar çadırdan sonraki yataylık da çadır bitmiş. Şu çadır işi bitmiş. E, 23 Temmuz ha, çadırdan sonraki yataylıkta 5 ay sürmüş. Yani şimdi biz kileri arkadaşlar şeye göre incelediğimiz zaman şurada yelpazeye göre düşüş bitmiş. Burası 5 ay da sürebilir. Bu e, 2.65'i sürüp yukarı da gidebilir. Yatırımcı olacaksın. Şurası e, şey yataylık süreci 2.65 buradan geçtiğini gördüğün zaman alırsın ya da düşer 2.18'e buradan alırsın. Ha, oraya düşerse nereden alırsın? 1.5'dan alırsın. Kendine bir alış satım yeri kendin belirliyorsun. Bu paralellerin sonu gelmez arkadaşlar. İstediğin kadar paralel atarsın buraya. Yani daha küçük noktalarda da şurada da bir paralel 1.30'a kadar da atabilirsin. Bakın şu temas noktaları bak koptuğu zaman nasıl yukarı gittiyse e düştüğü zaman da oraya gelecek. Yani 2.20 1.50 1.33 bence maksimum düşeceği yerdir. Buradan geçerse tekrar yolculuk başlar. Yolculukta da her yıl Paris Şırnak'ta olsa Paris gibi an 3 lira. Ne bileyim ondan sonra sıkıntı yok yani. Çiz çizebildiğin kadar. Nereye düşmüş ilk olarak? Arkadaş nereye gidebilir buralarda? Hah. Bak 3.70 3 lira bir temas. Bak şuraya geçtikten sonra daha da uçmuş. Buraya geçmiş uç, uçmuş ama burada e, başka bir şeyler de var. Yani şurada da gördüğünüz gibi her yerde yelpaze yapıp yelpazeden sonra uçtuğunu görebilirsiniz. Bu yelpaze e, önemli arkadaşlar. Şuraya bir bırakabilsem. Aslında tam olarak bu da. Şunu da biraz daha kaydırırsak daha anlam. Bak burayı kırmış gitmiş. Gidememiş. Geri düşmüş. Bir daha burada kırmış. Ee, önemli olan yelpazenin yani yelpaze oluştu. Ee, buradan kırmış arkadaşlar. Kırmış ama bu yatayı geçememiş. Buradan oraya geçmesi kaç gün sürmüş? Tabi bunu da tarihi net göremiyorum ama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 gün. 13 gün sonra çıkış başlamış. Yani 3 hafta sonra çıkış başlamış. Bu bu 3 hafta da sürebilir, 5 ay da sürebilir. Önemli olan bu 2 65 yatayını geçmesidir. Teknik olarak böyle arkadaşlar. Ben bunlara göre bakmıyorum. Ben neye göre bakıyorum arkadaşlar? Ben diyorum ki şu temel analize göre neredesin kilerciğim? Bu temel analize göre bu bedelliden gelen 496 milyonda buna eklendiğin zaman bu hisse ucuzlamış oluyor. Birincisi bu. Benim bir hisseyi, hissenin videosunu çekmem için ucuzlamış olması lazım. Yani bu hisse arkadaşlar öyle böyle değil bu. Öyle böyle değil. Ee, şuraya bakar mısın? Tepesi 5 lira. 5 liradan gelmiş 2,5 lira. Yani endeks eee Yukarı giderken 130 bine giderken bu ise e, tepe takla düşmüş yarı fiyatına. Yani en azından 5 liradan analiz edip de uçacak kaçacak deyip de yarı fiyatına düşüp zarara girmemişsiniz. Şimdi paran yani şu 5 5.000 liradan 1000 not alacakken şu an 2000 not alma şeyin var. İmkanın var. Yarın 2.20'ye gelir 1000 not daha alırsın. 1.60'a gelir 3000 not daha alırsın. 1.30'a gelir 10.000 not daha alırsın. Beklersin. Çünkü oraya gelirse PDS'i 0.50'ye de düşer. İyice ucuzlamış olur. Niye? Bu öz kaynakları bu para eklendikten sonra aşağı yukarı 1.270 oluyor. E, 1 milyar 270 milyon öz kaynağı tabi buna bir de karlılık eklenecek. Yani dördüncü ee 4. bilançoda belki 3-5 kuruş kar eder. O zaman bu 1.300-1.400 olur. Zaten şu anki fiyata göre piyasa değeri 1.500. E şimdi 2.56 iken e, pd'si 1.10 1.20 ise e, bu 1.30'a geldiği zaman yarı fiyatına olur. pd'si 0.50 0.60 olur. Yani iyice kelepir hale gelir. Şimdi kiler yazıp resimlere baktığımız zaman resimler candır. Gerisi heyecandır. Asıl tutacak olan budur arkadaşlar. Gelip e, Google'dan hissenin e, sahip olduklarını yaptıklarını görmek lazım. Baktığımız zaman arkadaşlar karşımıza şöyle bir e, tablo çıkıyor, bir görüntü çıkıyor. Hiçbir şey okumuyorsunuz, diyorsunuz ki İstanbul Safir, Safir mesela çok güzel değil mi arkadaşlar? Proje e, 11 dönem üzerinde 2006'da başlamış, 2011'de bitmiş. İşte şuradaki Safir, 4. Levent'te. İstanbul'dakiler bilir, biz bilmiyoruz. We don't know. Okay. Ama güzel görünüyor. Dehşet bir plan. Bu da Bahçeşehir referans. Bunu da arkadaşlar 2020'de bitirmiş. Bahçeşehir de burası. Bu şekilde referansları var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir. Vahitkiler diyor bak bunu. Anadolu Üniversitesi'nin yanında arkadaşlar. Burada, bu, bu neredeymiş? Kiler, biston yapı, kat karşılığı, firma. 10 dönüm filan fistan. 2016'da başlamış. 2019'da bitmiş arkadaşlar. Üsküdar, Kartal İstanbul. Gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Değil mi? Şimdi bu referanslardan sonra diyoruz ki arkadaşlar Bakın şurada projeler. Projeler açtığımız zaman böyle. Ben bunları tek tek tıkladığım zaman tek tek gördüğünüz gibi aynı resimler geliyor. Bir şey değişmiyor. Peki niye aynı resimler geliyor? Çünkü Şunun üstüne çıktığımda tamamlanmış bu. Safir. Bak burada daha güzel fotoğraf görünüyor değil mi? Şu e, tamamlanmış lojistik merkezi, Çınar evler tamamlanmış. Bu tamamlanmış Bakırköy'deki üh dehşet büyük. Zonguldak tamamlanmış. Güneşli tamamlanmış. Evet, devam eden. Bakın ne olmuş arkadaşlar? 6 tane tamamlanmış güzel proje var. Buradan bir gelir elde etmiştir. Şu alttaki mağazaları kendine bak, bırakıp gerisini kiraya veriyor, satıyorsa Zaten buradan muhteşem kira getirisi olacak. Yani böyle güçlü bir firmanın ortağısın. Bir daire almıyorsun. Binlerce daire alıyorsun. Bir dükkan almıyorsun. Binlerce dükkan alıyorsun. Hepsine ortaksın. Bu resimler güzel. Şimdi tabii bu resimler sahte de olabilir. Bunlar ne diyorlar? Market üzerinde resmini bilgisayarda yapıp koymuş da olabilir. Ben bunu bilemem. Sen git yatırım yapacaksan oradan kontrol et. Ara kiler. Burada bakın İletişim numarası da var arkadaşlar. Burada bak görüyorsun. De ki beni müşteri temsilcisine bağla. Yatırımcı ilişkilerine. Seni bağlasın konuş. Şimdi ben bu resmi evrak olduğu için güveniyorum. Böyle olduğunu varsayıyorum. Bak bu bahçe şeyi devam ediyor. Burada 3 tane kocaman apartman var. Bunlar arada küçük apartmanlar var. Bunlar burada 30-40-50 kat görüyorum. Şunların yanında bak bebek gibi kalıyor. Bunlar yani 25 dönüm yere kullanılıyor ki. 71 bin kiralanabilir alan olacak. Konut 2500 metrekare konut. Çarpı 2000 ile olsa o bilmiyorum yani 5000 yapıyor. Yanına da sıfır koyunca 5 milyar mı yapıyor? Anlamam ben yani konut işinde. Konut işini kim hesaplayacaksa gelsin hesaplasın. Burada 71 bin metrekare kiralanabilir alan. Dükkan mı artık? Ya burada dehşet büyük bir şey var yani. Ondan sonra bu. Bu ne kadar arkadaşlar? 8607 metrekare. Tek 2018. Bitiş tarihi bu yakında bitecek. Oo, buradan para girerse kasaya satılırsa bunlar 2021'de güzel karlar getirecek olan Başakşehir Vadi. Ondan sonra arkadaşlar 122 bin metrekare. Bu da bitiyor. Vay 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 elinde satılacak çok yerler var ha. Böyle üstüne tıklayınca daha böyle ayrıntı, şeytan ayrıntıda gizlidir diyor ya aslında başarı ayrıntıda gizlidir. Yani sadece resimlere basıp geçersek arkadaşlar yetmiyor. Bak 122 bin metrekare bak. Arsa alanı 35 bin metrekare. Satırabilir kiralanabilir alanı 122 bin. İstanbul'da metrekare fiyatları kaç dolar kaç lira siz bunu çarpın bulun. Ben öyle ince hesaplar yapamıyorum arkadaşlar şu beylik düzündeki ne kadar arkadaşlar? Ya bu oymuş zaten 122 bin metrekare. Evet burada dediğim burada da bir şey var. Ela şu göze hitap ediyor güzel bir şey. Evet bunun da arkadaşlar 800 metrekare ticari 54 bin metrekare. Bu ne zaman bitecek? 2019. bu bitmiş olum satılıyor olması lazım. Hala devam ediyor satışlar. Demek ki bitmedi. Kartal kurdum buyu. Burada da 10.000 metrekare konut 1300 metrekare ticari alan. Evet bu da bitmiş satılıyor. Niye devam ediyor diye duruyor. Bu resimleri yeniler misiniz? Yatırımcı olarak istiyoruz sizden bunu. Bunlar bitmişse bitmiş diye işaretleyin ya. Değil mi? Arsa alanı 10.500 metrekare. Bu da 2.000. M2. Bunlar hepsi bitiyor. Buradan çok para gelmesi lazım. Niye kar yazmıyorsunuz? Ya binlerce dönüm şey var burada ya. Binlerce metrekare satılabilir, kiralanabilir alan var. Hayırdır hemşerim diye soran yok. Devam ediyor diyor. Evet. Bu işte 500 milyon gelen parayla bu bitecek arkadaşlar. Ya bu Kartal Tavura baksana ya. Şunun görüntüsü bile muhteşem ya değil mi? Az önce buna baktık mı? Evet. Şu bunun ticari alanı daha fazla sanki. 2021'de bu bitecekmiş. Bakın 51 bin metrekare. Nasıl da bildim değil mi? Alttaki fotoğraftan anlayacağım. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler arkadaşlar. Evet. E, ne diyor? Modern ruhlu bir site hayatı. Herkes modern. Biz gayri 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 gayri. <laughs> Kartal Panaro Tanur, rad, rada mümkün. 5 dakikalık yürüş, yürüyüş mesafesinde projelerimiz devam etmektedir. Gel gel kartala gel. Sadece bunlar da bitmiyor arkadaşlar. Bir de işte arsalarımız dediği bu. Burada 115 bin <laughs> arsa varmış lan. Çok büyük bir alan ha. Acaba bir dönüm mesela Mersin'de 5 milyona kadar gidiyor. Bir dönüm burada kaç lira? Dehşet bir elinde mal varlığı var. ha. Orada 700 milyon göstermiş. 700 milyona bence bunu vermezler. Ne? Ya, ucuz mu İstanbul bu kadar? İstanbul'dakiler videonun altına yazar mısınız? Burası neresi arkadaşlar? Marmara evleri. Beylikdüzü İstanbul. Burada bir dönüm arazi kaç lira? Ya Ben bakıyorum. 200-300 metrekare arsa Mersin'de 500 bin liraya en kenar mahallede gece kondu da <laughs> az önce ne dedim <laughs> adam gece konduya saray yavrusu diye 300-500 bin liraya satmaya çalışıyor yıkık dökük ev içinde ancak keçi beslenir ahır gibi evi 500 bin lira istiyor burada 115 dönüm arsa var ya 115 dönüm kaç lira acaba sana ne yani sana ne olur mu yatırım yapacağım ya alacağım şeyin değerini bilmem lazım yani işte arkadaşlar ben Böyle resimleri seviyorum yani. This is a picture. Evet bu picture is. Bu azmış arkadaşlar. Ha, bu da az değil. 10 dönüm. Evet beylik düzü E5'e yakınmış arkadaşlar. Toplamda 10 bin metrekareden fazla alan var. Dönümü 10 milyondan. .000 bu da 100 milyon yapar. Diğer dönümlü 10 milyondan .000 ne yapar? 1 milyarı geçer ya bu. Vay be. Şimdi ortak olduğunuz firma bu firma. Geliyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki bu kadar. Şimdi evet sayın seyirciler. Şimdi diyorsunuz ki teknik ya bu. Şuraya düştü çöp oldu. Ben oraya düştü niye çöp oldu? Daha da ucuzlamış olur. Gel 1.600'den daha fazla al. Niye zararla satacaksın? Ya ticarette hiç mi anlamıyor bu teknikçiler? Buraya düştü çöp oldu. Oraya düştüyse bir çizgide altına çiz. Oradan bekle. <laughs> Oraya düştü. Aha bir çizgide buraya çiz. Bak. Çizgi. Şimdi bu çizgilere göre baktın. Aha buraya düştü çöp olduysa güzel çöpü bekle. Bir yedi yüzden al. Bak burada çünkü bir <laughs> iki üç dört. Allah'ım yarabbim çizgilere göre ya. Neyse bayrak direği iyi ya. Bayrak direği çizemiyorum ama bayrak direği arkadaşlar güzel. Ben şimdi arkadaşlar bu yatırımcı platformu evet esas sözleşme burada açıp okursunuz tamam mı? E, projeler bunlar. GE sektörü e, şeyleri bunlar. Bakın 1997 tarihinde genel bir bilgiler vermiş. GE mevzuatı. Bu yatırımcı platformu niye yatırımcı ilişkileri bölümü olarak yok? Ha, faaliyet raporlarını okursunuz. Bakın arkadaşlar 9. ayın 30'undaki faaliyet raporu burada. Bu şekilde yatırımcı ilişkileri bölümünde faaliyet raporunu okursunuz. Neleri var neleri yok. 55 sayfa. Bunu okursunuz arkadaşlar. İştirakları 3. sayfada yazıyor. Efendim diyorlar ki Kanal İstanbul'da büyük arazileri var. Ya işte burada yazıyorsa vardır, yazmıyorsa yoktur. Biz olanı fotoğraflarda gördük. Bakalım burada neler yazıyor. Evet, vizyonu, misyonu, televizyonu var. Ondan sonra plazması var. Şirket profili. Bak şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 400'e yükseltilmiş. İştirakları nerede arkadaşlar? Evet, Killer Holding AŞ'e %7'si Killer Holding AŞ %45'i B hissesiymiş. Nahit Kilerinki, ya ismi Nahit Killer geçiyor ama Holding'deymiş bütün mallar. Burada %1 bile değil ya. Ümit Killer varmış. Ha, bu arkadaşlar toplam payı %1 %45'i Holding'de %7'si A grubu hissesi ee, burada burada çok büyük şeyler var. Neyse yüzde 46'sı halka açık arkadaşlar. İştirak, birinci iştirakı iştirak bu. Ortaklık yapısını açıklıyor. Sonra iştirakları diyor. Şeker gayrimenkul. Bu yüzde 50'si 25 milyona kurulmuş. E, arsaları yazmıyor. Evet arkadaşlar. konut bilgisi veriyor, sektörel riskleri veriyor, sektörel avantajları veriyor, yani portföy çeşitliliği veriyor. Bak riski diyor azaltmayı hedeflemektedir. Arsa alımları alımları devam etmektedir diyor. Yeni şeyler de arıyorlarmış. Proje geliştirme çalışmaları varmış. Projeleştirme, tasarım. Evet buradan arkadaşlar hızlıca okuyoruz. Tamamlanan projeler, devam eden projeler. Bak bu beklenen işte projeler. Kütahya Sera AVM, Şeker Gayrimenkul, Yatırım işletmecilik İştirakları var. Hani burada ben Evet bu geçmişte bitirdikleri. Burada ben arsaları Kanal İstanbul'un orada arsalarını göremedim. Gören varsa videonun altına yazsın. Evet. Ee, öyle kafadan sıkmakla olmuyor arkadaşlar. Yani millete malı kitlemek için olmadık büyük hayaller kurduruyorlar. Ee, olan zaten bu hissenin şu resimler arkadaşlar. Hakikaten bu projeler e, satıldığı zaman bunun üçü tamamlanmış. Bunun şu an arkadaşlar altı tanesi bakın ha evet altısı tamamlanmış. Şu altısı devam ediyor. Yani bunlar satıldığı zaman, kiraladığınız zaman zaten şu anki yani bence şunun bir tanesini 5 milyara şey yapamazsınız alamazsınız. tabi burada e, holdingin ortakları olduğu için bilmiyorum hepsi holdingin payına düşmüyor herhalde. Anlamıyorum yani ticaretten. Ben resimlere baktığım zaman ya şunun değeri İstanbul'da bu kadar e, 71800 metrekare ya bir inşaatın normal değeri 2000 lira olmuş artık. Sen İstanbul'da bunu yapıp sattığın zaman 2 e mi satıyorsun, 3 bin e mi satıyorsun, 5 bin e mi satıyorsun metrekaresini bilemiyorum. 2500 metrekare ticari alan. Ya şu dükkan 2500 metrekare zaten 30 milyona vermesin ya bunun, bunun onun için az bir çok gayrimenkulden anlayan şu an var olan projelerin şu altı tanesinin bile e, en azından şu an 1 milyar 200'e çıkacak olan sermaye hepsi bitirip satıldığında 2021-2022 e, bunlar bitirilip satıldığında 2 milyara 3 milyara çıkarması gerektiğini düşünür. Olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Şartlar ne getirir? Bilmiyorum. Hepsi kara yansır mı? Bilmiyorum. Ama görünen o ki batık bir firma değil. Güzel bir firma. 2 liraya hisse istiyordunuz. Al size 2 lira. 1.600, 1.300 güçlü destekler. 2.20 güçlü destek. 2.60'ı geçerse 3.20, 4 lira, 5 liraya gitme hedefleri var. Oraya geçerse de zaten Atlar 7 birçok çok 8'e kadar gidebilir ama 2021 yani bu 3 gün alırsın uçacak dersin <laughs> 3 gün sonra 1600'de kendini bulabilirsin ama 6 ay sonra 7 lirada olabilir yani ne olacağını bilemeyiz borsa demek risk demek bilinçli seçim yapmak demek ne alacağını ne satacağını sen karar ver ben hiçbir firmaya hiçbir hisseye güvenmiyorum o yüzden 10 çeşit, 20 çeşit hisseye dağıtırım paramı. Biri düşer, biri yükselir. Ama dönüp 6 ay sonra, 2 yıl sonra baktığımda dolardan, altından, e, banka e, mevduatından daha fazla getiri elde etmişsem başarılıyım demektir. Evet, izlediğiniz için sağ olun, var olun. Umarım birçok soruya cevap verdim. Yatırım tavsiyesi değil diye dilimde tüy kalmadı ya. Deli adam kaydı durdur. Kendiniz araştırın ha. Sonra hacim Murat'ı x, b, diye yemeyin.